Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda Adem Aleyhisselam'dan bahsedeceğiz. Çok çok önemli. Adem Aleyhisselam'la ilgili çok önemli bilgiler var. Öncelikle bunu söyleyeyim arkadaşlar. Konuya başlamadan önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına bir amin yazmayı da unutmayalım. Adem Aleyhisselam'ın yaratılışından başlayacağız öncelikle. Çok önemli bir konu. Çok dikkatli bir şekilde dinleyin inşallah. Yüce Allah Adem Aleyhisselam'ı yaratmak istediği zaman yere yani toprağa ben senden bir halk yaratacağım ki onlardan bana itaat edenler de olacak, onlardan bana isyan edenler de olacak. Onlardan bana itaat eden kimseyi cennete koyacağım. Bana isyan eden kimseyi ise cehenneme sokacağım diye vahyetti. Sonra da Cebrail Aleyhisselam'ı yerden bir avuç toprak, çamur getirmesi için gönderdi. Yer Cebrail aleyhisselama şöyle dedi: ben senin benden bir şey eksiltmenden, beni yaramaz hale getirmenden Allah'a sığınırım. Ben senin beni eksiltmeni istemiyorum. Çünkü Allah benden bir halk yaratacak. Bu halk da Allah'a asi olacak. Allah onlardan dolayı beni bir ceza ile cezalandırır dedi. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam ondan bir şey almaksızın geri döndü. Rabbinin huzuruna geri döndü. Ya Rab, yer sana sığınınca onu sığındırdım. Onun üzerinde durmayı, kendisini zorlamayı uygun görmedim dedi. Yüce Allah bundan sonra Mikail aleyhisselamı gönderdi. Aynı şekilde yer ona da Cebrail aleyhisselama söylediği gibi söyledi. Onun yapacağı şeyden dolayı da Allah'a sığındı. Mikail aleyhisselam da onu sığındırdı. Yer böyle kendisinden bir şey alınmasından Allah'a sığınınca Mikail aleyhisselam ondan bir şey almaksızın dönüp Yüce Allah'a geldi. Cebrail aleyhisselamın söylediği gibi söyledi. Bunun üzerine Yüce Allah yere ölüm meleğini gönderdi. Yer yine kendisinden alacağı şeyden dolayı Allah'a sığınınca ölüm meleği ben de Allah'ın emrini yerine getirmemiş olarak dönmemden Allah'a sığınırım dedi. Yeryüzünden alacağını aldı ve tek yerden almadı. Kırmızı, beyaz ve siyah topraktan aldı ve karıştırdı. Böyle yeryüzünden alınan topraktan yaratılmış olduğu için Adem aleyhisselama Adem ismi verilmiştir. Yüce Allah Adem aleyhisselamı yaratmaya başladığı zaman melekler, Yüce Rabbimiz varsın istediğini yaratsın. Allah bizden daha bilgili ve kendisi katında bizden daha şerefli bir halk yaratmaz dediler. Biz muhakkak o yaratılacak olandan daha bilgili ve ondan daha şerefliyizdir diyerek aralarında gizlice konuştular. Yüce Allah Adem Aleyhisselam'ın bedenini cennette yaratarak onu dilediği kadar kendi halinde bıraktığı sırada iblis onun çevresinde dolaşmaya başlayıp içinin boş ve kendisine malik olamayacak bir biçimde yaratılmış olduğunu gördü ve anladı da. Ben bunu kolayca yenebilir, ona üstün gelebilirim dedi. Melekler Adem Aleyhisselam'ın cennette yerde duran ruhsuz cesedini gördükleri zaman korktular. Onların arasında en çok korkan da şeytandı. İblis cesedin yanından geçtikçe sen muhakkak büyük bir iş için yaratılmışsındır derdi. Ayağıyla ona vurur ve vurdukça da ceset testi gibi ses çıkarırdı. Herhalde sen böyle testi gibi seslenmek için değilsin. Muhakkak yaratıldığın şey içinsin. Eğer ben senin üzerine musallat kılınacak, sataştırılacak olursam muhakkak seni helak edeceğim dedi. Eğer sen benim üzerime musallat kılınacak olursan sana isyan edeceğim derdi. İblis meleklere de bu size üstün tutulacak olursa siz ne yaparsınız diye sordu. Melekler biz Rabbimize itaat ederiz dediler. İblis ise içinden vallahi bu bana üstün tutulacak olursa ona isyan edeceğim dedi. Yüce Allah Adem aleyhisselama ruh üfürdüğü zaman ruh onun cesedinin baş tarafından girdi ve cesedin her yerinde eseri ve kan meydana geldi. Adem aleyhisselam aksırınca melekler Adem aleyhisselama elhamdülillah
hamdolsun Allah'a de dediler. Adem aleyhisselam da elhamdülillah dedi. Başka rivayete göre de Adem aleyhisselam aksırınca hamd etmesini ona yüce Allah ilham etti. Adem aleyhisselam da Rabbine hamd etti. Elhamdülillahi Rabbil alemin, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun dedi. Yüce Allah da Rabbin sana hamd etsin buyurdu. Yüce Allah, ey Adem ben kimim diye sordu. Adem aleyhisselam, senden başka ilah bulunmayan Allah'sın dedi. Yüce Allah, doğru söyledin buyurdu. Adem aleyhisselamın yaratıldığı ve cennete konulduğu gün cuma günüydü. Yüce Allah, Adem aleyhisselama secde etmelerini meleklerine emretti. Meleklerin hepsi hemen secdeye kapandılar. İblis ise secde etmeye yanaşmadı. Kendisinin nefsi ona kibir ve gurur telkin etti de büyüklenmek istedi. Ben ona secde etmem. Ben ondan daha hayırlıyım. Yaşça ondan daha büyüğüm. Yaratılışça da ondan daha güçlüyüm. Beni ateşten, onu ise çamurdan yarattı dedi. Ateş topraktan daha güçlüdür demek istedi. Ben yeryüzünde halifelik vazifesinde çalıştırılmıştım. Ben kanatlıyım. Nur göğüslüklü ve keramet taçlıyımdır. Ben senin yerinde ve göğsünde sana ibadet etmişimdir dedi. Semada melekler yanında Allah'a öyle ibadete koyulmuştu ki kullarından hiçbir kimse Allah'a onun gibi ibadet edememişti. Kendisinin Adem aleyhisselamın yaratılışına kadar böylece ibadet etmekten ayrılmamış olması içinde taşıdığı kibir, gurur, azgınlık ve kıskançlık duygusunu silemedi. Yüce Allah'ın Adem aleyhisselama sülbünden getireceği nebiler, rasuller sebebiyle bahşettiği şerefi kıskandı da Adem aleyhisselamın balçıktan, kendisinin ateşten yaratıldığına bakıp ben ondan hayırlıyım, ben bir çamur olarak yarattığın kişiye secde eder miyim hiç diyerek kafirliğini açığa vurdu. Yüce Allah'ın emrini dinlemedi. Adem aleyhisselama secde etmedi. Yüce Allah da onu isyanının cezası olarak her hayırdan ümit kesmiş, taşlanmış bir şeytan yaptı. Yüce Allah melekleri Adem aleyhisselama secde ettirdikten sonra ona her şeyin hatta zürriyetinden geleceklerin isimlerine varıncaya kadar bütün yaratıkların, meleklerin bile isimlerini birer birer öğretti. Onları meleklere sorup bu husustaki acizlerini kendilerine itiraf ettirdikten sonra Adem aleyhisselama emretti. Onları meleklere birer birer haber verdirdi. Adem aleyhisselamın bilgice ve kerametçe meleklere üstünlüğü böylece gösterilmiş ve anlatılmış, kendileri de bu hususta açıkladıkları, gizledikleri sözlerinden dolayı tevbeye sevk edilmiş oldu. İnsanlık tarihinde ilk selamlaşma. Yüce Allah Adem aleyhisselama, haydi şu melekler cemaatinin yanına git de onlara Esselamu aleyküm diyerek selam ver. Senin selamını onların nasıl karşılayacaklarına bak. Söylediklerine iyice kulak ver. Çünkü o hem senin hem de senin zürriyetinin selamlaşmasıdır buyurdu. Adem aleyhisselam gidip meleklere Esselamu aleyküm dedi. Melekler de Esselamu aleyküm ve rahmetullah yahut ve aleykesselamu rahmetullah dediler. Selamlarına rahmetullah sözlerini eklediler.